Arkadaşlar merhaba. Bu ara en çok konuşulan konulardan bir tanesi de tam kapanma tedbirleri. Dolayısıyla birçok insan 17 gün evden çıkamayacak. Ama burada bazı istisnalar var. Biz e-ticaret satıcı olarak bu istisnalardan faydalanabiliyor muyuz? Yani sokağa çıkabilir miyiz? Eğer çıkabiliyorsak bu izinleri nasıl alabiliriz? Sizlere bunu anlatacağım. Ben izin aldım. Bunu nasıl aldığımı adım adım size gösterir olacağım. Bu konuyla alakalı zaten birçok konu konuşuldu. Yani bizim Facebook grubumuzda en çok gönderi, etkileşim alan gönderi oldu yine. Birçok insan bir şeyler yazdı. Yani e-ticaret satıcıları bu işten muaf mı? Yani dışarı çıkıp işlerini yapabilir mi? Bu konuyla alakalı birçok şey konuşuldu. Bazıları diyor ki işte emniyete gitmeniz lazım. Bazıları diyor ki kaymakamlıktan alınması lazım. Bazıları da diyor ki hiç yere gitmenize gerek yok. İşte iş sahibi kendisi bir belge düzenleyip o belgeyle gezebilir. Yani bunların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir belge düzenlenmesi için bence bağlı olduğunuz yere bunu sunmak lazım. Bu konuda zaten hani bu şekilde yapanların bir sıkıntı yaşamadığını söyleyenler de olmuş. Yani mesela kendisi bir belge düzenlemiş ve polis buna bir şey dememiş. Ama bu demek değildir ki başka bir polis bunu sorabilir. Yani başka bir polisle karşılaştığınız zaman ya bu kardeşim bu belgeyi sen düzenlemişsin diyebilirler. O yüzden bence düzgün nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde ilerlemekte fayda var. Bunu ben araştırdım. Yani bu belgeyi nereden alabilirsiniz? Yani muaf olup olmadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz? Ya da muafiyet belgesini nasıl alabilirsiniz diye. Bunun için araştırmaların sonucunda aslında bazı kategorilerde izin verildiğini gördüm. Mesela zaten İçişleri Bakanlığı'nın bu kararlarına baktığınızda bazı kategorilere izin verilmiş. Burada işte lojistik, yurt içi, dışı, taşımacılık gibi birçok alan var. Yani burada önemli olan sizin hangi iş yaptığınıza bağlı. Tabii bir de bu konu şeye de bağlı. Sizin faaliyet belgenizde veya vergi levhanızda girdiğiniz NACE koduna, yani yaptığınız işi girdiğiniz bölüme de bağlı. Bunu birazdan zaten göstereceğim. Peki ben bu izni nasıl aldım? Bunu siz nasıl alabilirsiniz? Ben Ankara'da yaşadığım için, ofisimiz Ankara'da olduğu için ATO'dan, yani Ankara Ticaret Odası'ndan bu izni aldım. Bunu nasıl alıyorum? Ankara Ticaret Odası, yani ATO izin belgesi yazdığınızda Google'a zaten sizi yönlendiriyor. Hangi ildeyseniz oradaki düzenden bunu alabilirsiniz. Tabii nereye bağlı olduğunuz da önemli. Biz Ankara Ticaret Odası'na bağlı olduğumuz için oradan bu belgeyi aldık. Ama siz Esnaf Sanatkarlar Odası'na bağlı olabilirsiniz ya da başka yerlere bağlı olabilirsiniz. Oradan bu belgeyi temin etmeniz gerekiyor. Burada size şunu soruyor Ankara Ticaret Odası. Ticaret sicil numaranızı soruyor. TC kimlik numaranızı soruyor ve bir telefon soruyor. Bu telefonu da sorduktan sonra size bir kod gönderiyorlar. Sonra bir dashboard açılıyor. Tabii bunu şu an yapamayacağız çünkü ben bunu zaten aldım. Orada sizin şirketinizle alakalı bilgileri soruyorlar. İşte vergi levhanız veya işte sicil gazetenizi yüklemenizi istiyorlar. Yükledikten sonra kimin muaf olacağını yazmanızı istiyorlar. Şirketinizde çalışanlar da olabilir. Sadece yöneticiler de muaf olmak istiyor olabilir. Yöneticileri ve çalışanları orada isim isim TC kimlik numarayla yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra artık o insanlarla alakalı hangi günlerde muaf olması gerektiğini, hangi günler çalışacağını işaretliyorsunuz. Tüm günleri seçebilirsiniz. Ama tabii bu ara internetsiz biraz yoğundu. Çok fazla faaliyet yapılamadı. Yani 3 güne 4 güne izin verdiler büyük oranda. Ama yine 3-3 gün alabilirsiniz. Ya da tüm günleri seçebilenler olursa onu da yapabilirler. İnternet sitesi biraz yoğunlaştı. Birçok insan bu şekilde muafiyet almak için başvurduğu için. Ben de bu şekilde aldım. Ve orada başvurunuz tamamlandığında size bir mesaj geliyor. Bu mesajda da diyor ki işte belirtilen tarihlerde şu şu isimli şu TC kimlik numaralı şahıs muafiyet sağlanmıştır. Yani işlerinize devam edebilirsiniz. Ama tabii burada şu da önemli. Yanınızda belgelerin bulunması lazım. Yani atıyorum sokakta veya bir yerlerde gezerken polis sorduğu zaman eğer şirket sahibiyseniz vergi levhanız, ticaret sicil gazeteniz, yani şirketin size ait olduğu belgeler yanınızda bulunması lazım. Aynı şekilde eğer bir sigortalı çalışansanız da şirket sahibinin size verdiği bir belge, yani bu şirkette çalıştığınıza dair bir belge, aynı zamanda tabii ki SGK, yani SSK ile alakalı sizin bir yerde SSK'lı, yani o şirkette çalıştığınıza dair bir SSK'lı belgesi de yanınızda bulunması lazım. SGK'lı çalışıyorsanız, SSK'lı çalışıyorsanız o belgeyi E-Devlet'ten alabilirsiniz. Tabii bu konu biraz muallakta bir konu. Ben nasıl aldığımı size anlattım. Başka illerde bunlar nasıl yapılıyor? Bunlar da zaten birçok arkadaş yapmış ve denemiştir. Oradaki ticaret odalarına başvurmuşlardır. Herkes yorumlara nasıl aldığını yazarsa birçok insan faydalanacaktır. Ayrıca hani bu konuyla alakalı herhangi bir soru varsa da alamayanlar neden alamamış? Bu konuları yazarsanız çözüm bulmaya
diğer arkadaşlar yardımcı olacaktır. Çünkü biraz dediğim gibi muallakta kalan bir konu, çok fazla kişinin karıştırıldığı ve çok fazla sorulan bir konu oldu. O yüzden kısa bir video ile anlatmak istedim. Benim nasıl aldığımı size anlatmış oldum. Şu an işte burada gösterdiğim şekilde Ankara Ticaret Odası'ndan aldım. Muafiyetle şu an çalışmaya devam edebiliyorum. Siz de bu şekilde hangi odaya bağlıysanız, esnaf olabilir, ticaret odası olabilir, bunlardan bu belgeyi almanız lazım. Bu şekilde işlerinizi devam ettirebilirsiniz. Dediğim gibi bu konuda daha bilgili arkadaşlar da olabilir aramızda, bu videoyu izleyenlerden. Bizi aydınlatmak, hani diğer arkadaşları da yönlendirmek isteyen olsa yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.